Pasta sevmeyeniniz yoktur herhalde. Biz de bugün bir nefis mutfakta hepinizin çok beğeneceği harika bir pasta yapıyoruz. Altın damlacıklı armutlu pasta. İsmini piştikten sonra üzerinde oluşan yağ damlalarından alıyor. Armutlu pasta size tuhaf gelebilir ama özellikle meyveli pastaları seviyorsanız gerçekten bayılacaksınız. Kreması, lezzeti ve görüntüsüyle denettiğiniz herkesin beğenisini alacak muazzam bir tarif. Özellikle özel günlerinizde kutlama pastası veya misafir sofralarınızda ikramlık olarak göz dolduracak bir tatlı. Lafı daha fazla uzatmadan tarife geçelim ve siz kendiniz görüp karar verin en iyisi. Öncesinde kanalımıza henüz abone olmadıysanız ekranın sağ alt kısmındaki abone ol simgesine tıklayarak kanalımızı takibe alıp tüm yeni tariflerimizden haberdar olabilirsiniz. Bu çok kolay ama biraz aşamalı bir pasta. İşe önce kremayı hazırlamakla başlıyoruz ki taban kısmını hazırlarken krema da soğusun. Bu tarifte krema ve sütü bir arada kullanıyoruz. 2 paket kremayı ve 1 bardak sütü uygun büyüklükte bir tencereye aldıktan sonra hepsini şöyle bir karıştırıyoruz. Üzerine 1 paket vanilyalı pudingi ekleyip bu pudingi orta ateşte karıştıra pişiriyoruz. Krema piştiğinde böyle bir kıvamda olmalı. Şimdi soğuması için bir kenara alabiliriz. Ama bu aşamada ara sıra karıştırın ki üzeri kabuk bağlamasın. O sırada da tart hamurun hazırlanışına geçelim. Derin bir kaseye unu ekliyoruz. Üzerine yumurta hariç tüm malzemeleri koyacağız. Şeker, vanilya, kabartma tozu, limon kabuğu ve soğuk tereyağı. Tüm malzemeleri ezip kum gibi yapıyoruz. Görüntü olarak böyle bir hal almalı. Bu aşamada içine bir adet yumurta kırıyor ve karıştırıyoruz. Artık bu harcı elle toparlayıp hamur haline getirebiliriz. Ama fazla yoğurmayın. Elinizin sıcaklığıyla hamur çok cıvımasın. Yumurtanın büyüklüğüne göre belki un eklemeniz gerekebilir. Yumuşak dokulu fakat işlenebilir bir hamur elde etmeliyiz. Gerekirse çok az un ekleyebilirsiniz. Sıra hamuru açmakta. İki yağlı kağıt arasında bir merdane yardımıyla hamuru açıyoruz. Yarım santimden biraz daha ince olacak şekilde. Hamuru açtıktan sonra kelepçeli kalıbın alt tabanına göre kesiyoruz. Bu şekilde yapıldığında hamuru kalıba yerleştirmek çok daha kolay oluyor. Kalıbın kenarlarını da yağlıyoruz ki hamur yapışmasın. Kalan hamuru da açıp kenar kısımlarına göre keserek yerleştirebilirsiniz. Bu hata kaldıran bir hamur, yırtılmalar olsa da önemli değil. Elinizle birleştirip gerekirse yama yapabilirsiniz. Hamuru en son çatalla delip dolaba kaldırıyoruz. Kenar kısımlarını delerseniz iyi olur. Tart hamuru soğurken armutları hazırlamaya geçebiliriz. Bu tarif için yumuşak dokulu sarı armut kullanacağız. 4 adet armutu soyup ikiye bölüyoruz. Tabii çekirdeklerini de çıkartıyoruz. Armutlar pastanın içinde çok diri kalsın istemediğimiz için hafif bir ön pişirme yapacağız. Bu işlemi tek su ve şekerle de yapabilirsiniz. Ama ben daha lezzetli olsun diye armutları hafif karamelize edeceğim ve bu sosta da tarçın da kullanacağım. Esmer şekeri geniş bir tencereye alıyoruz. Esmer şeker yoksa beyaz şeker de olur. Üzerine su ve biraz da tarçın ekliyoruz. Tüm malzemeleri karıştırıp bu karışımın kaynamasını bekliyoruz. Hazırladığımız sıvı kaynayıp şeker eridikten sonra içine tereyağı ekleyip tekrar karıştırıyoruz. Yağ eridi. Artık armutları yerleştirebiliriz. Tüm armut parçalarını yerleştirdikten sonra sostan üzerine kaşıkla gezdiriyoruz. Armutlar tamamen sosa bulandı. Şimdi bunları hafif yumuşayana kadar yüksek ateşte karamelize edeceğiz. Dikkat edin çok pişip dağılacak noktaya gelmesinler. O sırada da kremaya son dokunuşlarımızı yapalım. Kremamıza 1 paket vanilya ekliyoruz. Bu kremada 2 yumurtanın sarısını kullanacağız. Ama beyazlarını sonra merenk yapımında kullanacağımız için beyazlarını ayırırken içine sarısının kaçmadığından emin olun. Yumurtayı da ekledikten sonra kremamızı karıştırıyoruz.
Sıra geldi labne peynirine. Homojen bir dağılım için her malzemeyi ekledikten sonra tekrar karıştırırsanız daha iyi olur. Sonra da diğer malzemeler. Nişasta, limon suyu ve şeker. Hepsini karıştırıyoruz. Son olarak pastamıza o damlacıklı görüntüyü sağlayacak yağı ekliyoruz. Artık krema hazır. Armut su verdiği için tart hamuru biraz hamur kalabiliyor. Bu sıvıyı çeksin diye armutların altında petit beurre bisküvi ve lezzet versin diye de ceviz kullanacağız. Ceviz bu pastaya çok yakıştı. Mutlaka kullanın. Biraz da tarçın ekliyoruz. Güzelce karıştırdık mı artık pastayı oluşturmaya geçebiliriz. Tart hamurun üzerine bisküvili karışımı tamamen yayıyoruz. Onun üzerine de armutları diziyoruz. Ortası boş bir çiçek şeklinde yerleştiriyoruz. Aslında nasıl koyduğunuzun pek bir önemi yok ama bu şekilde yerleştirildiğinde dilimler çok güzel görünüyor. Bu ölçüler için 26 santimlik bir kalıp kullanmanız gerekiyor. Diğer türlü bu armutlar sığmayabilir. Armutlarla döşendiğine göre son malzeme krema. Hepsini boşaltıyor ve pastanın üst kısmını mümkün olduğunca düzeltiyoruz. Kremayı kenar kısımlarına getirmeyin ki pastayı kalıba yapıştırmasın. En son bu şekilde sallarsanız krema çok daha güzel yerleşir. Şimdi bu muhteşem pastayı pişirebiliriz. 150 derecede önceden ısınmış fırının fanlı 600 ayarında 50 dakika pişecek. Pişirmeyi en alt tarafta yapın mutlaka. Saatimi 45 dakikaya kurdum. Süre dolunca daha önceden ayırdığımız yumurta beyazları vardı. Onları biraz şekerle katılaşana kadar çırpıyoruz. Bir çeşit merenk yapacağız ama çok katı kıvamlı olmayacak. Çünkü bu merenk pastanın üstüne sürülecek. Çok katılaşırsa sürmesi zor olacaktır. Fakat akışkan kıvamda da olmamalı. Merengimiz hazır. 50. dakikada olduğunda pastamızı hızlıca fırından çıkartıp olabildiğince çabuk bir şekilde bu merengi pastanın üzerine kenarlarına çok getirmeden sürüyoruz. Üstü bir spatula yardımıyla düzeltiyor ve pastaya son halini veriyoruz. Bu pasta 10 dakika kadar daha pişmeye devam edecek. Fakat bu sefer hem dereceyi 160'a çıkartıyoruz hem de kalıbı direkt fırının tabanına yerleştiriyoruz. Piştikten sonra bir gece dolapta beklemesini şiddetle tavsiye ediyorum. Bekledikçe bakın üzerinde bu güzel damlacıklar oluşuyor. Sizce de çok sevimli görünmüyorlar mı? Bir dilim keserek iç kısmını da göstermek istiyorum. Temiz bir dilim için her bıçak darbesinden sonra bıçağı temizlemeyi unutmayın. Gerçekten yaptığınız en güzel pastalar arasına girecek kalitede nefis bir pasta. Hele kremasına bayılacaksınız. Beni biliyorsunuz. Çevrem tarafından beğenilmeyen tarifleri yayınlamıyorum. Bu tarifte deneyen herkes tarafından çok övgü aldı. Malzeme listesine bakıp ilk fırsatta mutlaka deneyin ve sonuçlarını da bizimle paylaşın. Oluşturduğumuz içerikleri beğeniyorsanız videomuzu beğenebilir ve bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Malzeme listesi her zamanki gibi gram ve mutfak ölçüsüyle açıklamalar kısmına eklendi. Tarifin detaylarına oradan da ulaşabilirsiniz. Bir sonraki tarif videosunda görüşmek üzere. Afiyet olsun.